Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Maide suresinden devam edeceğiz. 51-56. ayetleri okuyup değerlendirmeye çalışacağız. Allah-u Teala burada şöyle bildiriyor. Ya eyyühellezine amenun. Ey iman edenler. La tettehizul yehuda ve nasara evliya. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyiniz. Ba'duhum evliya'u ba'd. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Ve men yetevellehum minkum. Sizden her kim onları dost edinirse fe innehu minhum, o da onlardan olur. İnnallâhe lâ yehdil kavmez zalimin. Şüphesiz Allah zalim kavme hidayet etmez, yol göstermez. Bu ayet-i kerime günümüzde de hayli medarı bahsedilen ayetlerden birisidir. Malum son yıllarda gerek ülkemizde gerek dünyanın başka yerlerinde diyalog toplantıları oldu. Ve bu diyalog toplantılarında diğer din mensuplarıyla Müslümanlar bir araya geldi. Ve özellikle de Hristiyanlarla bir araya gelmeler oldu. Ve her din mensubu kendi fikirlerini, kendi dininin hükümlerini bu toplantılarda anlatmaya çalıştım. İşte bu toplantılardan birinde başka din mensuplarından, Yahudi veya Hristiyanlardan biri Müslüman heyete diyor ki, Kur'an-ı Kerim'deki şu ayet olduğu sürece aslında bizim toplantı yapmamızın pek de anlamı yok diyor. Ve çünkü diyor sizin kitabınız Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Onlar birbirinin dostudurlar diyor. Kim onları dost edinirse o da onlardan olur. Sizin kitabınız böyle derken siz nasıl bizimle dost olacaksınız? Nasıl bir ve beraber olacağız? Diyor. Yani görünüşte haklı. Ancak bu mesele onlarla bir takım beşeri münasebetlerde bulunmaya engel değil. Yani Yahudi ve Hristiyanlarla din noktasında dost olmayınız. Örf ve adette dost olmayınız. Onların kendilerine göre bir takım hayat standartları var. Yani diyelim bir Hristiyan veya bir Hristiyan domuzu da yer. Siz onlarla dost olup o şekilde beraber domuz yemeyin. Onlar içkide içerler, kilisede bile şaraba batılmış ekmek ikram ederler. Ama siz o noktada onlara benzemeyin. Ayet-i kerimeyi bu noktalardan herhalde ele almak daha uygun olacaktır. Yoksa Peygamberimiz döneminden itibaren günümüz dahil, günümüze gelinceye kadar Müslümanlarla diğer din mensupları, Yahudiler ve Hristiyanlar beraberce yaşamışlardır. Ve birbirlerine doğrudan düşmanlık yapmadan da yaşayabilmişlerdir. Yani ayet-i kerime onları düşman edinin demiyor, onları dost edinmeyin. Yani din noktasında dost edinmeyin. Örf, kültür bu gibi noktalarda onlara benzemeyin. Malum Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum buyuruyor. Yani kim bir kavme benzemek isterse o da onlardan olur. Bu noktada bir sakındırma söz konusu. Çünkü İslamiyet'in kendine göre prensipleri var. Kendine göre ortaya koymuş olduğu bir hayat tarzı var. Diyelim bir Hristiyan'ın kültüründe kadınla erkekli dans etmek gayet normal gelebilir. Onların kültürü açısından normal gibi karşılanabilir. Ama bir Müslümanın onlara özenti içinde olması, onlar gibi dans etmeye çalışması uygun değildir. İşte biz ayet-i kerimeyi Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin manasını din noktasında dost edinmeyin o manada anlıyoruz. Malum mesela birisine desek ki şoförle konuşma, şoförlük yaptığı esnada konuşma anlamına gelir. Yoksa yolda yürürken onunla konuşulur. Yani hüküm müştak üzere bina edilse burada hükmün illeti kendini gösterir. Öte yandan diyelim hırsıza şöyle ceza verin denildiğinde hırsızlığından dolayı ceza verin manası anlaşılır. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin derken de Yahudilik ve Hristiyanlık itibariyle dini hayat, dini bir takım ölçüler açısından onları dost edinmeyin. Çünkü size en son din gelmiştir, en mükemmel din gelmiştir. Kendi dininize sahip olun. Bu manada anlamak gerekir. Tarih boyunca
Müslümanlarla Yahudiler ve Hristiyanlar aynı toplumlarda beraber de yaşamışlardır. Bunun en güzel örneklerinden birisi Osmanlı'da görülmüştür. Osmanlı'da Hristiyan tebaa da vardı. Ve 1492'de Endülüs Emevi Devleti, günümüz İspanya'sındaki İslam Devleti artık tarihe karıştığında oradaki Yahudiler sığınacak yer aradılar. Osmanlı bunlara kucak açtı. Günümüzde de onların torunları yine ülkemizde yaşıyorlar. Ve bu noktada doğrudan bir düşmanlık değil ama bir Müslüman İslam'a göre yaşamalı. Hristiyan ölçülere göre değil, Yahudi ölçülere göre de değil. Ayet-i Kerime bu noktada bize bir hatırlatmada bulunuyor. Yoksa ticari yönden onlarla ticaretimiz olabilir. Hatta evlilik, onlardan kız almak caizdir. Ve tarih boyunca uygulanan bir şey olmuştur. Günümüzde de nice Müslüman kardeşimiz ehli kitaptan bazılarıyla evliliği söz konusudur. Gerek ülkemizde gerekse Batı ülkelerinde bu görülen durumlardan. Dolayısıyla bir insanın ehli kitaptan bir hanımı olduğunda hanımını sevecektir. Hanımı illa Müslüman olmak zorunda da değildir. Müslüman olması arzu edilir ama bu noktada baskı yapılamaz. La ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur. Onu hanımı olma noktasından sever ama din noktasında biri Müslüman, diğeri de Hristiyandır veya Yahudidir. Herhalde bu ölçüler çerçevesinde değerlendirildiğinde onlarla diyalog toplantılarının da bir anlamı olur. Yani mesele düşmanlık yapmak değil, ortak bazı noktalara gelebilmektir. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde ahir zamanda Müslümanların Hristiyanlarla ittifakından söz ediyor. Aynı müşterek bir düşmana beraber muhatap olacaklarını ve beraber olmanın neticesinde galip geleceklerini ifade buyuruyor. Belki de bu komünizm gibi bir dinsizlik cereyanına Müslümanlarla Hristiyanların beraberce karşı çıkmaları ve neticede galip gelmeleri buna bir işaret gibi de görülebilir. Ama değişik başka tezahürleri de olabilir. Fetarallezine fi kulubihim marad, kalbinde maraz olanları, nifak marazı, münafıklık marazı olanları sen görürsün. Yusariune fihim, o Yahudi ve Hristiyanların içinde böyle koşuşuyorlar, onların yanlarında görülüyorlar, görürsün. Yagulune, onlar şöyle derler. Nahşe en tusibena daira, devranın aleyhimize dönmesinden korkuyoruz. Yani İslam'ın Medine döneminde münafıklar vardı, Yahudiler, Hristiyanlar vardı ve o münafıklar Yahudilerle, Hristiyanlarla dost halde bulunuyorlardı, ittifak halinde bulunuyorlardı. Bunlara tavrınızı belirleyin, netleştirin denildiğinde, yani ikili oynamayın, hem bizimle hem onlarla görülmeyin dediklerinde onlar şunu söylüyorlardı: olur ki devran aleyhimize döner, bundan dolayı biz onlarla da iyi geçinmek istiyoruz diyorlardı. Feasallah en ye'tiye bil feth, ola ki Allah bir fetih nasip eder. Ev emrin min indihi, veya kendi katından bir emir nasip eder. Feyusbihu ala ma esarru fi enfusihim nadimin, ve o zaman o münafıklık yapanlar kendi içlerinde gizlemiş oldukları şeylere pişman hale gelirler. Ve bunlar gerçekleşmiştir. Müslümanlar Medine'de daha da kuvvetlenmişlerdir. Daha sonra Mekke'yi de fethetmişlerdir. O zamanki bazı Yahudi kabileleri, Beni Kurayza, Beni Nadir gibi Yahudi kabileleri vardı. Bunlar bir kısmı sürgün edilmiş, bir kısmı da savaş neticesinde cezalandırılmıştı. Ve böylece ayet-i kerimenin haber vermiş olduğu fetih, Allah katında bir emir, bunlar da gerçekleşti. Onlara dostluk yüzü gösteren münafıklar herhangi bir destek de göremediler. Kendileri de perişan oldular. Ve yekulu lezine amenu, ve o zaman iman edenler şöyle diyecekler: ehe ulai lezine aksamu billahi cehde eymanihim, yani bütün güçleriyle Allah'a yemin ederek innahum lemaakum,
sizinle beraber olduğunu söyleyenler bunlar mı? Yani münafıklar biz sizinle beraberiz diye Yahudilere özellikle bu şekilde destek çıkacaklarını söylüyorlardı. Ama Beni Nadir olayında görüldüğü gibi doğru dürüst destekle çıkamadılar. Bunun üzerine Müslümanlar da bu manzarayı görüp işte bakın bunlar bütün güçleriyle yemin ediyorlardı. Biz sizinle beraberiz diyorlardı. Ama gördünüz hiçbir şey yapamadılar. Bu mana demek ki tahakkuk edecek ayet-i kerime gelecekle alakalı böyle bir olaya da dikkat çekiyor. Habitat e'maluhum ve onların amelleri, o münafıkların amelleri boşa çıktı. Fe'asbahu hasirin ve böylece hüsrana düşenlerden oldular. Yani zarar ettiler, dünyalarını da mamur edemediler. Günümüz şartlarında meseleyi değerlendirdiğimizde, yani bazı insanlar veya bazı diyelim devletler, bunlar ikili oynamak, tarafını çok net belirlememek, hem ondan hem ondanmış gibi görünmek, bu manada bir renksizlik, bu manada kendini net bir şekilde ortaya koyamamak durumlarıyla karşı karşıya olabiliyorlar. İşte bu manada tavrını net belirlememenin bedeli, doğru dürüst bir tarafta da görülmüyor, bir taraf olayım derken bertaraf olunabiliyor. Bu gibi durumlara bir işaret olarak da görülebilir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, men yartadde minküm an dinihim, sizden her kim dininden dönecek olursa, fesevfe ye'tillahu bi kavmin, Allah başka bir kavim getirir. Yuhibbuhum ve yuhibbune, Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ezilletin alel müminin, ve onlar müminlere karşı mütevazidirler. İzzetin alel kafirin, kafirlere karşı da izzetlidirler. Yücahidûne fî sebîlillah, Allah yolunda cihad ederler. Ve lâ yehâfûne levmete lâim, ve hiçbir kınayıcının kınamasından korkmazlar. Zâlike fadlullah, işte bu Allah'ın bir lütfudur. Yü'tîhi men yeşâ, bunu dilediğine nasip eder. Vallahu vâsiyun alim, Allah imkanlar veren ve her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim, burada Allah-u Teala aslında gelecekle alakalı bir olayı da, hatta olayları da bize bildirmiş oluyor. Demek ki bu dinde irtidat olayları da yaşanacak. Bu ayet nazil olduğunda henüz bir irtidat olayı yoktu. Dininden dönen kimse yoktu. Ayet-i kerime, ey iman edenler, sizden her kim dininden dönerse diyor. Demek ki dinden dönenler de olacak. Bunu bu şekilde haber veriyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde üç dinden dönme olayı nazara verilir. İşte bir tanesi Müseylimetül Kezzab. Önce Peygamberimize gelip iman etmiş Yemenli bir insan. Ama Yemen'e döndüğünde reislik sevdasına kapılmış ve Peygamberimize mektup yazmış. Ve mektubunda demiş ki Allah'ın Resulü Müseylime'den Allah'ın Resulü Muhammed'e. Yine Peygamberimizi peygamber olarak da reddetmiyor, kabul ediyor. Ve diyor ki, arz geniştir, yarısı sana, yarısı bana. Yani sen Arapların peygamberisin, ben de Yemenlilerin peygamberiyim diyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ona cevabi mektubunda şunu nazara veriyor. Arz Allah'ındır, kullarından dilediğine nasip eder. Akibet müttaki olanlarındır. Ve neticede Müseylimetül Kezzab, bir savaşta mağlup oluyor. Hazreti Ebubekir döneminde yapılan savaşta ve fitnelerden birisi bu şekilde halledilmiş oluyor. Daha başka bazı olaylar da var. Yani cüz'i bazı olaylar veya kabile şeklinde bazı olaylar var. Ve bunlar gerek Peygamberimiz döneminde gerekse daha sonra Hazreti Ebubekir döneminde ortaya çıkmış olan bir takım irtidat hadiseleri. Tefsir kitaplarında bunların biraz daha ayrıntıları var. Ama tarih boyunca da demek ki dinden irtidat edenler olabilir. Günümüzde de bazıları dinden dönme tarzında bir durumları olabilir. Gerçi İslamiyet'i iyi bilen bir kimsenin başka bir dine geçtiği pek de görülmüş bir olay değil. Çünkü
Bir Müslüman Hazreti İsa'ya inanıyor. Hazreti Musa'ya da inanıyor. Yahudi olduğu zaman yeni bir inançla karşı karşıya değil. Zaten inanmış oldu Hazreti Musa karşısında. Öte yandan Hristiyanlığa geçmek istese Hazreti İsa'ya zaten inanıyor. Bu açıdan İslamiyet'ten başka dine dönen pek de görülmüş bir durum değil. Ancak mesela Tevfik Fikret oğlunu dinden uzak bir şekilde yetiştirmek istemiş. Dini bilgileri ona öğretmiyor. Amerika'ya gönderiyor. Oğlu Amerika'da papaz oluyor. Yani Haluk Amerika'da papaz oluyor. Bu aslında dinden dönme değildir. Zaten İslam'ı bilmiyordu ve bir insanın dine ihtiyacı vardır. Orada da o şartlar içerisinde, Hristiyan bir topluluk içerisinde gidiyor, Hristiyanlığı tercih ediyor. Hatta papazlığa kadar da çıkıyor. Bu doğrudan dinden dönme olayı değil, dini boşluğun doldurulması olayıdır. Günümüzde misyonerlerin İslam ülkelerinde de faaliyetleri var ve bu faaliyetlerin neticesinde belki Müslüman kimliğe sahip bazıları Hristiyan olabiliyorlar. Bunların büyük bir ekseriyeti daha çok oralardan burs almak, onlardan maddi yardım almak, ekonomik mülahazalarla olan bir durum. Gerçi izzet-i nefis sahibi, gerçekten İslam'ı bilgiye sahip, kişiliği oturmuş bir insan böyle bir şeye tenezzül etmez. Maddi bir takım mülahazalarla dinini satmaz. Ama herkes aynı olmuyor. Ve bu manada Müslüman kimliğinden sıyrılıp Hristiyan olan veya Yahudi olan az da olsa bu tarzda duyulabiliyor. Bununla beraber gerçekten İslam'ı bilen bir kimsenin dinden dönmesi söz konusu olamaz. Tarihi bir bütün olarak nazara aldığımızda diğer dinlerden İslam'a girenler fevç fevç grup grup olmuştur. Olmaya da devam etmektedir. Ama İslam'dan İslam'ı bilip dönen çok çok azdır. O kadar da kıymeti bulunmamaktadır. Allah-u Teala burada işte irtidat durumunda sizden dinden dönen olursa Allah başka bir kavim getirir diyor. Ve nitekim ayet-i kerime nazil olduğunda Kur'an'ın ilk muhatapları Araplardı. Ama daha sonra İranlılar da İslam'a girdi. Ve bunlar İslam'a bayağı hizmet ettiler. Ardından Türkler İslam'a girdiler. 600 yıl boyunca bir Osmanlı döneminde mesela İslam'ın bayraktarlığını yaptılar. Şu anda da yine ülkemiz insanı dünyanın değişik yerlerinde İslam'ı tebliğe devam ediyor. Ve dünyanın yine başka yerlerinde Endonezya'sı, Malezya'sı gibi değişik yerlerinde başka topluluklar bunlar İslam'a girdiler. İslam sancağını bulundukları yerlerde dalgalandırıyorlar. Demek ki ayet-i kerime bu noktada gelecekle alakalı müjdeli haber veriyor. Yani bu dinin sahibi Allah'tır. Bazıları bu dinden dönse de Allah yenilerini bu işe görevli kılacaktır. Ve onlarla bu din kıyamete kadar devam edecektir. Allah-u Teala burada kendi dinine sahip çıkacak olan kimselerin özelliğini de anlatıyor. Ve şöyle bildiriyor. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah'ın insanları sevmesi, Allah bütün mahlukatını sever. Sevmiş yaratmıştır. Dileseydi yaratmazdı. Demek ki yarattığına göre sevmiş yaratmıştır. Ama ehli imana daha özel bir muhabbet. Yani imanlarından dolayı, salih amellerinden dolayı onlara daha özel muhabbeti olur. Onlara ikramlarda bulunur. Onlara hidayet eder. Onları muvaffak kılar. Allah'ın muhabbeti bu manada anlaşılabilir. Onlar Allah'ı severler derken bu sadece kuru kuruya kalben bir sevgi değil. Bu sevgilerini Allah'a itaat şeklinde gösterirler. Çünkü bir zatı sevmenin ölçüsü onun dediğini de yapmaktır. Onu razı etmektir. İşte bunlar da bu şekilde Allah-u Teala razı edecek şekilde amelde bulunurlar. Ve bunların bir başka özelliği müminlere karşı mütevazi, kafirlere karşı da şiddetlidirler. Malum savaş anında yumuşak olmanın bir anlamı yok. Eğer yumuşaklık gösterilirse diğer taraf galip gelir. İşte Allah yolunda cihad eden ecdadımız, İslam tarihi boyunca görülen o kimseler kafirlere karşı şiddeti de esas almışlar
ve o şekilde savaş esnasında galip gelebilmişler. Ve müminlere karşı da mütevazi olmak ve cihatlarını Allah yolunda yapmak. Yücahidûne fî sebîlillah, Allah yolunda cihad ederler. Cihad sadece savaş değildir. Her türlü gayret, bir cehd ve bir gayretin içinde olmak. İşte günümüzde Allah'ın dinini dünyanın her tarafında yaymak için gösterilen faaliyetler, bunların hepsi cihattır. İlmi cihat, fikri cihat, kültürel cihat gibi bunların değişik cihetleri olabilir. Ve kınayan kimselerin kınamasından da korkmazlar. Yani ben Müslümanım, işte acaba bana ne derler? Bu manada herhangi bir korkuları olmaz. Gerçekten tavırları net olur. Bu Allah'ın bir lütfudur. Dilediğine nasip eder. Allah lütfu gayet geniş olandır. Her şeyi bilendir. Değerli izleyenlerim, bu manada gerçekten Kur'an-ı Kerim bize çok güzel ölçüleri bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmak Cenab-ı Hakk'ın en güzel nimetlerinden birisi. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an'ın nice nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.